şirk, tevhid, kulluk, ibadet gibi kavramların gerçek anlamlarını en güzel ve en doğru olarak öğrenebileceğimiz kaynak, Kur'an ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleridir. Bu nedenle her konuda yalnızca Allah'ı ilah edinen bir tavır ve anlayışa, inanç ve davranışa sahip olabilmek ve şirkten korunabilmek ancak ve ancak Kur'an'ı ve hadisleri okuyup anlamakla ve eksiksiz bir biçimde uymaya çalışmakla gerçekleşir. Dolayısıyla kişinin iman ettiği ve Kur'an'ın hak olduğunu bildiği halde inanç, düşünce, ahlak anlayışı, yaşam tarzı ve değer yargıları bakımından yüce Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ölçülerden ve mutlak doğrulardan farklı kıstaslar edinmesi ve hayatını bu yanlış kıstaslara göre düzenlemesi büyük bir hata olur. Aynı şekilde Allah'ın emirleri yerine başka seçenekleri tercih etmesi çeşitli gerekçeleri öne sürerek Allah'ın hükümlerini terk etmesi de şirke sebep olur. Bu konuda insan hangi gerekçeyi öne sürerse sürsün geçerli olmaz. Örneğin bir kimsenin hoşnutluğunu Allah'ın hoşnutluğuna tercih etmek, Allah'ı razı etmek yerine onu razı etmeye çalışmak demek ayrı bir sahte ilah edinmek demektir. Bir kimseden Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla korkmak onun korkusuyla Allah'ın emirlerini ya da hoşnut olacağı fiilleri terk etmek de aynı anlamdadır. Bir kimseyi Allah'ı sever gibi sevmek, o kimseyi Allah'a ortak koşmak, onu Allah'ın yanı sıra başka bir sahte ilah olarak görmek anlamına gelir. Örnekleri biraz daha detaylandırmak mümkündür. Mesela bir kişi dini yaşaması gerektiğini anladığı halde, içinde bulunduğu ortamı ya da çevreyi sebep göstererek Onların tepkisini almamak için dinden taviz verdiğini söylüyorsa bu açık bir şirk göstergesidir. Çünkü bu durumda Allah'ın hoşnut olmasını değil de çevresinde bulunan kişilerin hoşnut olmasını tercih ediyor demektir. Ya da insanın ailesi veya beraber olduğu insanlar da dini kavrayamıyor olabilir. Böyle bir durumda kişinin onları üzmemek adına dinin gereklerini terk edip Taviz vermesi de aynı tehlikenin belirtisidir. Çünkü bu durumda yapılması gereken Allah'ın rızasından asla taviz vermemek insanların hoşnutluğunu değil de Allah'ın hoşnutluğunu tercih etmektir. İnsan elbette ki ailesine sevgi ve saygıda kusur etmek istemez. Ama onlar kendisine şirk koşmaya çağırırlarsa o zaman ne yapılması gerektiğini de yine Allah Kur'an'da bizlere şöyle bildirir. Kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım biz insana anne ve babasına karşı güzelliği ilke edinmesini tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa bu durumda onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Artık yaptıklarınızı size haber vereceğim. Anka bu süresi 8. Bu duruma verilecek en iyi örnek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini tebliğ ettiği sıralarda pek çok insan İslam'ın hak olduğunu anlamış, Kur'an'ın Yüce Rabbimiz Allah'ın kitabı olduğunu ve ona uyulması gerektiğini kavramıştır. Fakat bu insanlardan çok azı gerçekten din ahlakının gereklerini yerine getirmiş ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymuştur. Peygamberimiz dönemindeki bazı kişileri ise, İçinde bulundukları toplumdan alacakları tepkiden korkmuşlar, onların tehditlerinden çekinmişler, makamlarını, prestijlerini yitirmekten kaygılanmışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uydukları takdirde ticaretlerinin, mali işlerinin etkileneceğini Müslümanlara vakit ayırınca, dine hizmet edince, kendi akıllarınca kayba uğrayacaklarını düşünmüşlerdir. Kimisi bulundukları zorlu ortam nedeniyle gelmesi muhtemel kötülüklerden ürkmüş, kimisi çöl sıcağında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yola çıkmayı zor görmüş, nefsinin rahatını tercih etmiştir. Sonuçta bakıldığında bu insanlar bir takım gerekçeler öne sürerek dinden taviz vermişlerdir. Ama Kur'an ayetleri doğrultusunda bakıldığında bu insanların aslında şirk içinde oldukları hemen anlaşılır. Çünkü bu kişiler vicdanlarıyla doğruyu gördükleri halde ya insanları ya toplumu ya parayı ya mevkilerini ya da nefsini Allah'ın rızasına tercih etmişlerdir. Allah'tan başkalarını razı etmeye çalışmışlar, Allah'ın dışında varlıklardan medet ummuşlardır. Yine o dönemde pek çok insan aslında hak olduğunu bildiği halde yalnızca nefsani istekleri nedeniyle veya nefsinin rahatı için dinden taviz vermiştir. Kimisi tehlike altına girmemek, kimisi tembellik yapmak, kimisi hiçbir fedakarlıkta bulunmamak, kimisi de nefsani isteklerini tatmin etmek için ödün vermiş ve nefsini tercih etmiştir. Kur'an'da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almamak için nefisleri adına bahaneler öne süren insanların durumundan şöyle bahsedilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Ahzab suresi 13. Görüldüğü gibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşayan bu insanlar peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlerle birlikte olmamak onlarla beraber dini yaşamamak için çeşitli mazeretleri öne sürmüşlerdir. Belki o an öne sürdükleri bu mazeretlere kendilerini de e, inandırmışlar çevrelerine de bunun ne kadar mantıklı olduğunu anlatmışlardır. Oysa ki bu mazeretler Allah katında geçersizdir. Bu kişiler yalnızca kendilerini kandırmışlardır. Ancak bu durum onları azaptan kurtarmaya yetmeyecektir. Çünkü onlar kendi hevalarını, heveslerini, ihtiraslarını, toplum önündeki prestijlerini Allah'ın rızasına tercih etmişlerdir. Kur'an ayetlerine bakıldığında bu davranışlarının anlamının şirk koşmak olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu noktada önemli olan şudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde yaşayan insanlar o dönemin şartlarında yukarıda örneklerini verdiğimiz şekillerde denenmişlerdir. Ama günümüz insanları da denenmektedirler. Nefisleriyle Allah rızası arasında tercih yapmaları gerektiğinde samimi mi davrandıkları yoksa geçmiş dönemlerde yaşayan müşrikler gibi mazeretler mi öne sürdükleri Allah katında bilinmektedir. Herkes dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette buna göre alacaktır. Mazeretlerin hiçbir yarar sağlayamayacağı, bunların Allah katında kabul görmeyeceği bir Kur'an ayetinde şöyle ifade edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Artık o gün zulmedenlerin ne mazeretleri bir yarar sağlayacak ne Allah'tan hoşnutluk dilek, e, dilekleri kabul edilecektir. Zulm suresi, e, Rum suresi 57.